Bu arada benim yaptığım makyajla Tuana'nın yaptığı makyajı lütfen karşılaştırın. İzlemeyenler de Tuana'nın videosunu izleyebilir. Allah'ım geçemiyor. Nasıl geçecek bu? Herkese selam arkadaşlar. Zeybek ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ablamdan gizli makyaj videosu çekiyorum. Hatırladıysanız çok eskilerden izlemeyen yoktur. Çok eskilerden ablam bir tane annemden gizli makyaj videosu çekmişti. Ben de şimdi ondan esinlenip bir şeyler çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk olarak fondöten kullanacağız. Fondöten. Evet. Wet Wild diye bir şeymiş bu. Hadi bakalım. Ne ya? İyi. Bakar mısınız? Bu ne ya? Nasıl sürülüyor bu? Nasıl sürülüyor bu? Ben bilmiyorum nasıl sürüldüğünü. Herhalde şöyle süreceğiz, değil mi? İyi. Bu ne be? İyi. Neyse sürmeye devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar biz küçüğüz daha siz yani makyaj yapmayın. Ben sadece şu an sizin için video için yapıyorum. Çünkü biz küçük olduğumuz için zaten cildimiz çok güzel. Makyajı yapıp cildimizi bozmamıza gerek yok. Evet. Şimdi şuna dağıtıyoruz sanırım. Bakın. Bunun adını bilmiyorum. Şöyle ayna var bu arada karşımda. O yüzden oraya bakıyorum. Yoksa ay. Ay. Ne? Arkadaşlar bu ne? İnşallah yakalanmayız. Tuana yakalanmıştı. Ben yakalanmayacağım. Ve Tuana'dan daha güzel makyaj yaptığımı düşünüyorum. Ama bu nedir yani? Ben ilk defa fondöten kullanıyorum. Ne arkadaşlar? Vampir gibi oldum. Bu kurudu yüzüm be. Bir tane Garnier'ın BB kremi var. Onu sürelim bakalım. Çıkmıyor. Ha bu dolusu. Sanırım. Neyse. Şimdi bunu böyle dağıtacağız. Şöyle her yerine yaptım. Elime biraz fazla geldi. Bu krem gibi normal. Benim gibi küçükseniz şunları sürmeyin. Normalde bence büyüklerin de sürmesi yanlış. Yüzümüze krem sürüyormuşuz gibi aynısı. Hiçbir şey yok. Yani. Şimdi not kağıdımız neredeymiş bakalım sürmemiz gerekenler. Şimdi ben bir sürü makyaj videosu izledim. Fondöten yaptık. Şimdi rimel. Veya maskara işte. Adını da tam bilmiyorum bu arada. Diyorum ama Essence. Essence'nin bir tane maskarası. Bunlar yüzümden sonra nasıl çıkacak? Bu ne ya? Sanki gözüme sokuyormuşum gibi. Niye bir insan bunu kirpik yerine yapsın? Uy.
Bunu saracağız. Ben solak değilim. Ay arkadaşlar bu ne? Hiçbir şey olmadı. Yalnız cidden ablamın dediği gibi insanın gözünü çıkartıyor. Ne ya? Tanadan daha güzel yapacağımı düşünüyorum. Yani, bence tanadan daha güzel yapacağım. Şimdi eyeliner. Yani ben eyeliner sürmeyi bilmiyorum. Bu yüzden göz kalemiyle süreceğiz. Ay ben bunu kırmışım arkadaşlar. Ben bunu birazcık kırmışım. Neyse biraz dikkatli sürelim. Toma böyle çekiyor bu. Ne ya? Ya bu ne? Canlandı falan herhalde. Böyle bir şey oldu mu? Durun bakayım düzeltmeye. İyi. Bir dakika. Lafımı geri alıyorum. Neyse şimdi bunu şöyle düzelteceğiz. Çıkmıyor. Ha, diğer güzelmiş ya. Ben de karışık duruyorum. Kaç tane var buna? Kapattı. Nasıl kapatacağız bunu? Kapatıcı. Şimdi tabii ki arkadaşlar kapatıcıyla mühürleyemeyeceğim direkt. Yoksa ne olur? Kapatıcımız mahvolur. Böyle. Her şey gitti. Bu nedir? Bence bu kendinize yapılan bir işkence. Bu ne ya? Neyse. Kapatmaya çalışacağız. Çok şikayetçi olmayalım. Bir gün biz de büyüyeceğiz. Ama şu an istediğim kadar şikayetçi olabilirim. Niye olamayayım? Şu an küçüğüm. Büyümeme bak. Öneririm. Kullanmayın. Biri bir taraftan, biri bir taraftan. Gözüm kapkara oldu. Vallahi. Neyse. Bunu düzelttikten sonra her şey yoluna girer. Geri kalanlarını güzel süreceğimi düşünüyorum. Sırada yanmamız gereken şey neymiş? Bu ne? Benim eyeliner'ım gitti. Sürmüş olmadık o zaman. Bu ne ya? Eyeliner'a 9 dakika harcadım resmen. Şöyle yapacağım, geçeceğim artık. Tamam, bence güzel oldu. Sonradan güzel geçtik. Şimdi yanmamız gereken şey ruj. Hemen ruj bulalım. Şimdi bütün ruju da çıkarıyorum. Bu ne ya? Kıpkırmızı bir ruj. Bunu kullanacağımı pek sanmıyorum. Bu arada bir ruj. Bakalım. Açılmamış bile. Şu an çok merak ettiğim için açacağım. Onun da değil.
Evet yani. Bordo rengini sevmediğim için bordo rengini kullanmayacağım. Böyle bir şey var. Bunu asla kullanamam. Ortalıkta valla. Sonra yalvartırır. Bu böyle bir şey. Ses geliyormuş gibi oldu. Videoyu durdurdum. Videom koptu yani. Neyse arkadaşlar, şimdi biz şu falan da var ama annemler bunu yeni almıştı. Tabii ki de bunu kullanacağız. Yeni almışlar yani, ne yapalım değil mi? Almasaydınız. İğrenç kokuyor. Bir şey olmaz. Neymiş bunun ismi? Likidimistylop diye bir şey. Şimdi bu arada ben normalde böyle rujlar hiç sürmüyorum. Böyle bir sorunum var. Neyse artık. Bir şey deneyelim sizle beraber. Bir şey görmüştüm ben. Böyle bunu şey yapıyorsunuz. Bir dakika. Bunun ucu nerede? Böyle. Tamam. Güzel oldu. Şimdi bunu böyle süreceğiz. İyi. Oluyor ama düzelir değil mi? Ne de taşırmadan sürdüm. Sıfır taşırma. Kendimi şu an ciddiye alamıyorum, tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. O kadar sürdük. Şimdi düzeltelim bence. Evet, düzeliyor. Hızlı siliniyor. Bu arada benim yaptığım makyajla Tuana'nın yaptığı makyajı lütfen karşılaştırın. İzlemeyenler de Tuana'nın videosunu izleyebilir. Yani karşılaştırırsınız. Hanginiz daha güzel yanmış. Bunun cevabı belli. Neyse. Şöyle. Bakın çok güzel de sildim. Bakın. Bakalım. Şimdi bronzer gördüğüme göre şunla sürülüyor. Laura Mercier. Bunu süreceğiz. Mükemmel diyemem. Çok tozlu bir şeymiş arkadaşlar bu. Böyle sürüyor değil mi? Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum.
Yüzümle aynı renk olduğu için şu an hiçbir şey olmadı. Şimdi sırada kapatıcı. Kapatıcıyı biliyorum. Şöyle. Bu nerelere sürülüyordu? Hazırladığıma göre bu göz altlarına, buralarıma süreceğim. Vallahi çok güzel oldu. Bakar mısınız? Şunu sürelim. Annemin gösterdi. Şimdi aldık süreceğim. Şunu süreceğim en ortasını. Ya üstüme dökünüyorum. Mesleği nereye yaptım? Ruj ağzımın içine giriyor. Sanırım biraz fazla abarttık. Çok fazla oldu sanki de. Neyse bir şey olmaz. Şimdi kaş kalemi geldi sıra. Bu arada ben kaşlarımı hiç sevmem. Nedenini bilmiyorum. Kaş yanmayı hiç sevmiyorum. Çok kötü. Oldu sanırım. Arkadaşlar, anneler, ablalar bunu her gün cidden nasıl yapıyorlar ya? Ablamı da şaşırıyorum. Ablamla annem her gün böyle. Biraz kaşlarımı uzattım sanırım. Şimdi bir tane bir şey buldum. Beauty Finish It diye. Merak etmedim değil. Bu yüzden deniyoruz. Gerçekten gül kokuyor. Bunu ne yapacağım ben şimdi? Makyaj malzemesi olduğuna göre yüze sürülüyor. Biz de yüze sürelim. Hızlanalım artık. Çok ses yapıyorum. Ne kaşıyacağım bir şeyler herhalde bakalım. Şöyle. Ama böyle sürülüyor. Başka nasıl sürülebilir ki? Sonra böyle bunu dağıtacağız. Yeni moda çıkmış. Kaşlarını birleştirme modası gibi bir şey herhalde. Onu yapıyoruz. O modayı da ben çıkarmış oluyorum.
şimdi güzelliğimizi sergilediğimize göre şimdi birazcık saçmalayacağız. Güzel, büsbüyük, kıpkırmızı bir ruj lazım bize. Kıpkırmızı bir ruj. Ama bu ruj değil. Ay, pembiş pembiş. Çok güzel. Elimi boyadım yanlışlıkla. Döndü Nur. Benim adım bundan sonra Döndü Nur. Çeneme kadar getirdim vallahi mübarek. Oh. Yalnız güzel duş sürdüm, ben de biliyorum. Şu an birazcık şımaracağız. Onun da değil. Şu an şımarmak istedim ben. Şimdi biraz böyle mükemmel bir ben yapalım bana. Of, mükemmel olur. Mükemmel oldum ya. Mükemmel oldum. Gerçekten. Şöyle kaşlarımı da siyahlaştırdım. Mükemmel oldum. Şimdi tabii ki de allık'a geçelim. Sonra bembeyaz bir şey yaparız. Tahmin edin bembeyaz ne yapabiliriz? Şöyle benim allık kuşamlarda... Böyle pes pembe, pes pembe. Ha, şöyle. Allah'ın güzeli budur. Allık böyle sürülür. Benim elime makyaj malzemesi verirseniz sonuç bu olur arkadaşlar. Bana makyaj malzemesi vermeyin. Mükemmel oldum. Birazcık şöyle yapalım. Böyle. Oh. Bronzer. Bronzersiz olmaz. İlk başta kalem tonadan güzel oldu mu? Olmadı mı? Tona daha mı güzel? Puanlarsınız artık. Çünkü o bu videoyu çektiği zaman benimle aynı yaşta, aynı kapasitedeydi. Ve ilk görünüşümde hangimiz daha güzeldik? Şu an sormayın. Mükemmel oldu. Dudağım o kadar büyük ki. Emiştiremiyorum. Neyse arkadaşlar. Zeybek ailesi kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bence Tuana'dan daha güzel oldum. Yorumlarda belirtin. Bye bye. Arkadaşlar şimdi temizleyeceğim. Biraz fazla şımardık, inşallah çıkar. Çıktı çok şükür. Ben istiyorum ki sonum Tuana gibi olmasın. Yakalanmayayım. Yakalanmadan şöyle tertemiz yapayım. Güzelce sağ salim videoyu bitireyim istiyorum. Of bu ne ya? Kaşlarım geçmiyor. Bastırırsam geçiyor.
Şimdi bir tertemiz silelim. Hiç olmazsa bir şeyler deneyeceğim. Evet, sildik. Oldu ama şu an kamerada olmuş gibi görünüyor. Şu an normal hayatta görseniz. Nasılım biliyor musunuz? Kıpkırmızıyım. Şakasız. Kıpkırmızıyım. Yüzüm tahriş olacak yemin ederim. Bu ne? Allah'ım geçemiyor. Nasıl geçecek bu? Baktım da aynada üzerimde bir sürü sim vardı. Onlar da geçer değil mi ya? Kalmaz. Oldu tamam. Allık simliymiş, daha yeni anlıyorum. Yüzüm tahriş oldu. Denemeyin.